Haberin Merkezi, Kanal 25 Haber Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bugün aday adayları mülakata çağrıldı. Evet, alfabetik sıraya göre aday adayları genel merkezde komisyon üyelerinin karşısına çıkıyor. Peki Erzurum'da ne oluyor? Erzurum'da da alfabetik sıraya göre sonradan mülakata girecek olan isimler de birer birer basın açıklaması yaparak kendilerini tanıtmaya devam ediyorlar. İşte bu aday adaylarından biri de Lütfi Şahsuvaroğlu. Sevgili izleyiciler, bugün sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Lütfi Şahsuvaroğlu 25. dönem milletvekili aday adaylığı için basının karşısına çıktı. Mücellili konağında kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Şahsuvaroğlu, insanlık tarihinin en eski şehirleri arasında yer alan bir kültür ve medeniyet şehri olan Doğu'nun göz bebeği Erzurum'a hizmet etmek için aday olduğunu söyledi. Erzurum'da doğup büyüdüğünü anımsatan Şahsuvaroğlu, kente bir çivi çakabilmeyi, kentin yatırım konusunda kalkınmasını sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Milletvekili olması halinde 2 ayda bir toplantı düzenleyerek herkesin taleplerini dinleyeceğini anlatan Şahsuvaroğlu, teşvik yasası gerçekten iyi bir yasa ama bu yasaya rağmen Erzurum'a dört dörtlük yatırım gelmedi. Nakliye konusunda dezavantajlı bir bölge dedi. Lise ve üniversite İstanbul'da, yüksek lisans eğitimi İngiltere ve Amerika'da yaptım. 1955'ten beri babam Erzurum'da bir fil ticaret yapmaktadır ve hala Erzurum'da iş yerlerimiz, ticaretimiz devam etmektedir. Bunun yanı sıra İstanbul'da ve dünyanın muhtelif bölgelerinde otomotiv ağırlıklı olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Otomotiv, inşaat, turizm ve sigorta sektörlerinde varız. Bir şirketler grubuyuz ve onun yönetim kurulu üyesiyim ben. İlk hedefinin bölgeye yatırım yapılması için yeni teşvik paketlerinin çıkarılması olduğunu anlatan Şahsuvaroğlu, doğudaki şehirlere yatırımın gelmesi için çalışacağını söyledi. Şahsuvaroğlu, Erzurum'da kış turizmi ve sanayi için çalışacağını belirterek teşvikte düzenleme yapılması halinde iş adamların yatırım yapacağını belirtti. Dolayısıyla da Erzurum'u tercih ettik. Çünkü biz aile imkanlarıyla hani neler olduğundan hem dünyevi hem uhrevi kıymetini düşürmemek için bahsetmek istemiyorum ama aile imkanlarıyla zaten bu memleket elimizden geleni iyi kötü eksik fazla bize göre iyi bir şekilde yaptı. Bir de böyle Erzurum'u temsil etme liyakatini büyüklerimiz bize tahsis ederse verirse eğer Allah nasip ederse hayırlısıyla inşallah milletvekili olarak Erzurum'a bir faydamız dokunursa bir çivi çakabilirsek ne mutlu bize. Bütün amaç buydu. Birincisi vekillere ulaşamamak. Çok ilginç bir giriş yapacağım burada ama bunu biz şöyle çözdük ilçe başkanlarımızla ve il başkanımızla. 2 ayda bir kendileri basınla, ilçe başkanları, AK Parti'nin kendi aralarında, sivil toplum kuruluşlarıyla, iş adamları dernekleriyle kendileri iletişime geçerek bir toplantı tarihi belirleyecekler. O 2 ayda bir olan toplantılara ben kendi adıma bu sözü verebilirim. Bir başkası adına bir şey diyemem. Ben kendi adıma bana tarih verildiği zaman gelip o toplantıya katılıp yüz yüze bütün her şeyi birebir rahatça arada telefon, mail, herhangi bir şekilde sekreter, danışman veya birileri olmadan yüz yüze oturup konuşabileceğiz. Herhangi bir vilayeti negatif ya da pozitif ayrımcılık yapamazsınız. Yani yapıldığı takdirde, sırf Erzurum için artı bir şeyler yapıldığı takdirde bu mahkemeden geri döner. Biz 6 bölge veya 7 bölgeye bölündüğünde Doğu Anadolu bölgesi birkaç vilayet artı ya da eksi olabilir hep beraber. Bu bölge için artı bir şeyler hükümetle bizden olacağı için Allah nasip ederse hayırlısıyla inşallah artı bir şeyler koparabilirsek benim vazifem kendi adıma asıl o zaman başlayacak. Böyle bir görüşmeyle o insanları doğuda bir yere değil de Allah nasip ederse Erzurum'a getirmek o zaman asıl tam anlamıyla benim boynumun borcudur. AK Parti'de bu gelişmeler yaşanırken Milliyetçi Hareket Partisi'nde de hareketlilik en üst seviyede sevgili seyirciler. Öyle ki bugün parti il binasında genç bir aday 29 yaşında Yunus Emre Ulusoy basının ve partilerin karşısına geçerek milletvekilliğine aday adayı olduğunu açıkladı. Genel seçimler öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'nde resmi başvurular genel merkeze yapılacak. 25. dönem milletvekilliğine aday aday olan isimler de Erzurum İl Başkanlığı'nda basının ve partilerin karşısına çıkarak aday adaylıklarını açıklamaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne genç bir siyasetçi daha bugün aday adaylığı için basının karşısına çıktı.
Milliyetçi Hareket Partisi'ne genç bir siyasetçi daha bugün aday adaylığı için basının karşısına çıktı. Değerli hükümdaşlarım, aziz hemşehrilerim, büyüklerim ve saygıdeğer basın mensupları. Buraya teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülke ocaklarının değişik kademelerinde görev yapan 29 yaşındaki genç siyasetçi Yunus Emre Ulusoy, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 25. dönem milletvekili aday adaylığını açıkladı. Milletlerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm camiamıza sabrı cemil dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Türk siyasi tarihinin mihenk taşı olan, kurtuluş mücadelemizin başlangıcında sancağı taşıyan Kazım Karabekirleri, Şükrü Paşaları, Nene Hatunları ve ismini zikretmekle gurur duyduğumuz birçok kahramanımızı yetiştiren, Abdurrahman Gazilerin, Hacı Ahmet Babaların, Alvarlı Efe Hazretlerinin, Habib Babaların, İbrahim Hakkı Hazretlerinin ve birçok Evliyatullah'ın yetiştiği, Mülk-i İslam'ın kilidi olan Erzurum'dan 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 25. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde Türkiye'nin en genç milletvekili adayı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday adayı olduğumu açıklamak için huzurunuzdayım. Siyasette en büyük kazanç milletimizin yaptığı hayır dualarıdır diyen Yunus Emre Ulusoy, unutulmamalıdır ki milletin vekilliği asaletin tasdikiyle olur. Ben bu yola çıkarken asil olan milletimin önünde ceket ilik diyerek Ankara'da bizi temsil eden bir kardeşiniz var, hissiyatını milletime vereceğime söz veriyorum dedi. 2006-2007 yıllarında Balıkesir Ülke Ocakları Eğitim Fakültesi Başkanlığı görevinde bulunarak Ülke Ocakları ile birlikteliğimi devam ettirdim. 2009 yılında değişik ülkelerdeki uçak sanayisinin tanıtımı ve satışını yapmak için CNR Fuarcılık tarafından organize edilen organizasyonda organizatör görevinde bulundum. Kendisini çekinmeden rahatça ifade edebileceği gerçek bir kardeş olduğumu Allah nasip ederse hep birlikte göreceğiz. Başbuğum Alparslan Türkeş ve Genel Başkanım Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin buyurduğu gibi ülkücünün yeri Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ben bu inanç doğrultusunda yaşamın ve yaşantımın da gereği olarak İslam ahlak ve fazileti Türklük gurur ve şuuruyla hizmet edeceğime inandığım için memleketimden Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday oldum. Evet, MHP il başkanlığında bugün hareketli dakikalar yaşanırken resmi müracaatlar genel merkeze yapılacak. İşte bu konuda il başkanı Ahmet Anatepe'de yaptığı basın açıklamasında 12 Mart'ta başlayacak olan resmi müracaatların 18 Mart'a kadar devam edeceğini ve seçimlere hazır olduklarını söyledi. Genel seçimler öncesinde hareketli günler yaşayan siyasi partiler aday adaylık konusunda ince eleyip sık dokuyor. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ahmet Anatepe, şimdiye kadar 23 aday adayının müracaat etmek için 12 Mart'ı beklediklerini söyledi. Teşkilatlarla işbirliği içerisinde genel merkez yoklamasıyla adaylarının belirleneceğine dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ahmet Anatepe, 18 Mart'tan sonra aday adaylığı süreci işleyecek ve kimin ne kadar oy aldığının açıklanacağını ifade etti. Bay ve bayan aday adaylarından 2000 TL aday adaylığı ücreti alındığını dile getiren Başkan Anatepe, müracaatların genel merkeze yapıldığını ve engelli aday adaylarından ücret alınmadığını vurguladı. 7 Haziran milletvekili seçimlerine 94 gün kaldığını anımsatan Anatepe, 21 Mart'ta da MHP'nin büyük kurultayının toplanacağını, MHP'nin her ikisine de tam anlamıyla hazır olduğunu kaydetti. Bundan sonra bekleyecek zamanımız yoktur, milletimize gidip projeleri anlatacağız diyen Anatepe, memleketi ve şehri için hiçbir beklentisi olmayan taş üstüne taş koyacak aday adaylarımız var. Şehrimiz Türkiye'de en çok göç veren ikinci il. Hizmet edilmediği için maalesef insanlar iş gücünün olduğu yere göç etmek zorunda kalıyor. İktidar partisinin vekilleri çıkıp hizmet yönünde ahkam kesiyorlar. Peki siz bu kadar hizmet ettiyseniz neden Erzurum göç veriyor? Bunları halkımıza gittiğimiz yerlerde anlatacağız. İnşallah milletimiz 7 Haziran seçimlerinde gerekli cevabı verecektir dedi. Sevgili seyirciler, her seçimde yaşanan manipülasyonlar artık bu seçimde yaşanmayacak. Öyle ki Yüksek Seçim Kurulu kesin
seçim sonuçlarını aynı anda her partiye rakamı rakamına verecek. Yüksek Seçim Kurulu 7 Haziran'da seçime girecek siyasi partilerin sonuçları eş zamanlı izlenebilmesi ve saklayabilmesini imkan sağlayacak sandık sonuçları paylaşım sistemini kullanımını içeren genelgeyi kabul etti. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan kurul kararında sandık sonuçları paylaşım sisteminin seçim günü oy verme süresi sonunda Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce çevrim içi ulaşan sandık ölçekli sonuçların seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinde eş zamanlı izlenebilmesi ve saklanabilmesi imkan sağlayan bir sistem olduğunu belirtildi. Kurulun 7 Haziran'da yapılacak 25. dönem milletvekili genel seçimlerinin sağlık ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması ve yurt genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacıyla sandık sonuçları paylaşım sistemi kullanım, ulusal ve esaslar gösterir genelgenin kabulüne karar verdiği kaydedildi. Genelgede sandık sonuçları paylaşım sistemini kullanacak siyasi parti yetkililerinin sorumlulukları, sisteme düşen sonuçların görüntülenmesi ve saklanması ile ilgili hususlar yer alıyor. İnsan Hak ve Hürriyetlerini ve İnsani Yardım Vakfı temsilciliği bu yıl 5.sini düzenlediği Yetim Dayanışma Günleri kapsamında fotoğraf sergisi ve yardım standı açtı. İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Vakfı tarafından Lalapaşa Kent Meydanı'nda bu yıl 5.sı düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri kapsamında fotoğraf sergisi ve yardım standı açtı. İHH Derneği Başkanı Bülent Güven, tek dileğimiz bu felaketlerin sona ermesidir. Türkiye'den birçok kuruluş gibi İHH da çeşitli projelerle zulmü uğramış insanlarla gönül köprüleri kuruyor. Yetim kalmış çocuklara sahip çıkıyor. Yetim bir peygamberin ümmeti olduğumuzu unutmadan kimliği sorulmaksızın mazlumlara el uzatma sorumluluğunu güçlü bir şekilde yerine getirmeliyiz. Bu konuda atılacak her adıma desteğimizi sürdüreceğiz dedi. İsmim Bülent Güven, Erzurum İHH İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Yaptığımız etkinlik İHH İnsani Yardım Vakfı Türkiye genelinde ve yerelde de Erzurum İHH İnsani Yardım Derneği ve genç İHH'mızla beraber 2011'den beri yapmış olduğumuz Yetim Dayanışma Günleri ile alakalı şu an 5.sini yapıyoruz. Bu kapsamda şu an 41 ülkede yaklaşık 180 bin yetime ulaşmaya çalışıyoruz. 421 tane projeyle inşallah 180 bin yetime destek olmaya çalışacağız. Yaptığımız çalışmalar Mayıs aylarında devam edecek. Bundan alakalı işte ihtiyaç sahibi, yetim kalmış, mağdur çocuklarımıza destek olmak. Burada? Şu an 51 tane fotoğrafımız var yetimlerle alakalı. Şu an sergileniyor ama dünya genelinde şu an İHH İnsani Yardım Vakfı yaklaşık olarak 60 bin yetimi sürekli destekliyor. Dönemsel olarak da 300 bin yetime destek olmaya çalışıyor. Hafta sonu yani pazar günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tabii bu önemli gün öncesi sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra bazı sendikalarda etkinlikler düzenleyerek Kadınlar Günü'nü şimdiden kutlamaya başladı. İşte bunlardan biri de Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığı kadın üyelerine Erzurum Barosu'nda bir yemek verdi. Pazar günü kutlanacak olan Dünya 8 Mart Kadınlar Günü öncesi sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra sendikalarda çeşitli etkinlikler düzenliyor. İşte bu sendikalardan biri de Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığı. Sayın Hizmet İş Sendikası Şube Başkanım, Şube Sekreterim, Mali Sekreterim, Özbüro İş Sendikası Bölge Sorumlum, Saygıdeğer Yönetim Kurulu Üyelerim, Mesai Arkadaşlarım, ve siz çok değerli misafirlerimiz, hepiniz 8 Mart Dünya Kadınlar programımıza hoş geldiniz. Erzurum Barosu'nda bir organizasyon gerçekleştiren Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi bayan üyelerine jest yaparak bir yemek verdi. Daha iyi koşullarda çalışma ve yaşama mücadelesi yıllarca devam etmiştir. Birleşmiş Milletler örgütlenmiş ve kadın sorunlarını
dikkat çekmek için. Programa sendika başkanı Erol Aksakal, Hizmet İş Sendikası Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Topal Uğur, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi'nin eşi Müesser Kiremitçi ve sendikanın bayan üyeleri iştirak etti. Tecavüz, cinsel istismar da dahil olmak üzere kadına yönelik şiddetin gün geçtikçe arttığını ve bu durumun giderek kötüleştiğini üzülerek şahit oluyoruz. Failler caydırıcı bir şekilde cezalandırılmadıkça toplumda yükselen şiddet kültürüne karşı önlem almadıkça ve ceza yargı sistemi caydırıcı nitelikte olmadıkça bu sorunun çözülmeyeceğine inanıyoruz. Sendika Başkanı Erol Aksakal, kadınların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini ifade ederken yapılan diğer konuşmalarda kadının toplumumuzdaki önemi dile getirildi. Kadın Komite Başkanımızın konuşmasında bahsettiği gibi 8 Mart 1857'de Amerika'nın New York kentinde 40 bin dokuma işçisinin çalışmış olduğu kadın arkadaşlarımızın haklarını aramak için mücadele ettiği ve greve gittiği bir anda Amerika polisinin bu işe müdahale etmesi ve kadın arkadaşlarımızın fabrikada mahsur kalması sonucu yanarak maalesef 129 emekçi kadın arkadaşımız orada can vermişlerdir. Sayın misafirlerimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, daha iyi yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirme yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olmuştur. Yarın saat 13'te 3. Lig 3. grupta belki de en kritik maça çıkacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu sabah Van deplasmanına gitti. Spor Toto 3. Lig 3. grupta Doğu derbisinde Van Büyükşehir Belediyespor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşı karşıya gelecek. 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak olan Tarık Taşgün yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyespor ile Turhan Özyazanlar yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor 3 puan için sahaya çıkacak. İki takım da zorlu yarışta sahadan galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verirken Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor zorlu deplasman için bu sabah Van'a hareket etti. Bu arada Merkez Hakem Kurulu yarınki maç öncesi Ege bölgesinin 4 ayrı şehrinden hakem atayarak yeni bir hakem atama garabeti yaşattı. Aydın, Denizli, Uşak ve İzmir bölgelerinden atanan hakemlerin maçta nasıl bir uyum sergileyecekleri ise merak konusu oldu. Merkez Hakem Kurulu açıklamasına göre Erzurumspor Van Büyükşehir Belediyespor maçını Aydın bölgesinden ulusal hakem Erbay Aldemir yönetecek. Karşılaşmanın birinci yardımcı hakemliğini Denizli bölgesinden Erdem Gökalp, ikinci yardımcı hakemliğini ise Uşak bölgesinden Sercan Ertem Çöz yapacak. Karşılaşmada Erzurumspor'un deplasmanda oynayacağı Ayvalık Gücü Belediyespor maçında birinci yardımcılık görevini yürüten İzmir bölgesi hakemi Hacı Ahmet Erdoğan ise maçta dördüncü hakemliği yürütecek. Evet, çok zor bir 90 dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u bekliyor sevgili seyirciler. Çünkü Van deplasmanı gerçekten de çok zor bir deplasman. Öyle ki ev sahibi takım son 7 maçında 6 galibiyet 1 mağlubiyet alarak istikrarlı bir gidişat sergiliyor. Dolayısıyla da çok zor bir 90 dakika geçecek Van'da. Evet, takımda bu gelişmeler yaşanırken Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kötü haber geldi. Son oynanan Bergama Belediyespor maçında taraftarların yapmış olduğu kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Mavi Beyazlı Kulübe bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu sezon ikinci kez seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı. Profesyonel Disiplin Kurulu Bergama Belediyespor maçında seyircinin çirkin ve kötü tezahüratı dolayısıyla Erzurumspor'a bir maçı seyircisiz oynama ve 3000 TL para cezası verdi. Saha kapatma cezasına gerekçe olarak aynı olayların 5. kez tekrarlanması gösterildi. Buna göre Erzurumspor evinde Etimesgut Belediyespor ile seyircisiz oynayacak. Dün akşam toplanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu aldığı kararları açıkladı. Profesyonel Disiplin Kurulu Spor Toto 3. Lig 3. grupta 24. hafta maçlarında yaşanan olaylar sebebiyle
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ayvalık Gücü Belediyespor, Balçova Yaşamspor, İstanbul Güngören Spor, Van Büyükşehir Belediyespor, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ve Beylerbeyi Spor'a çeşitli cezalar verdi. Evet, bu ceza niye verildi? Çünkü ardı ardına sevgili seyirciler. Bakın hafta sonu takım galip gelmiş. Maç bitmiş. Herkes soyunma odasına gidiyor ama bizim taraftarımız bazı kendini bilmezler öyle diyelim. Hiç gereği yokken tansiyonu gelip provokatörlüğü adeta soyunmuşçasına olayların çıkmasına sebep oluyorlar. Dolayısıyla da olan kulübe ve maddi olarak da kulübe hem de gönülden destekleyen taraftarları oluyor. İşte bu cezanın ardından mavi beyaz takım bir sonraki müsabakayı da seyircisiz oynayacak. Gerekçe ise aslında çok komik. Fakat daha önce sabıkası kabarık olduğu için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da mavi beyazlı kulübe acımadı sevgili seyirciler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.